Allah Allah. Hayırdır ya? İlk defa bir nöbeti vukuatsız bitiriyoruz galiba. Oo, saat 8:30 olmuş. Ne yapıyorsunuz bugün başkomiserim? Of, çok yoruldum Selim ya. Şöyle gidip biraz dinlenmek istiyorum. Sen ne yapacaksın? Allah, sinemaya mı gitsem diye düşünüyorum. Acayip bir film gelmiş diyorlar. Korku. Allah. Yapma Selim ya. Hayatımız zaten gerilim. Bari romantik bir şeye git. Yok ya, romantik falan. Korku iyidir. Korkularınızın üzerine gidin. Vallahi. Aman Allah'ım, bu ne? Telefonun var mı? Yaşıyor mu acaba? Alo, iyi günler. Beykoz Gölü'nde bir ceset buldum. Acil polis lazım. Yaşıyor olabilir. Ambulans da gelsin. Gel, sana bir çay ısmarlayayım. Hadi. Merkez 45-25. 45-25 dinlemede. Beykoz Gölü'nün kıyısında bir kadın cesedi bulunmuş. Tam olarak nerede bulunmuş? Dudullu Mahallesi mevki. Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün ilerisinde. Orman Müdürlüğü'nün arka tarafı. Anlaşıldı merkez. Hemen olay yerine hareket ediyoruz. Al işte, bu vukuatsız bir gün diyordum. Kolay gelsin. Kimliğini tespit edebildik mi? Maalesef başkomiserim. Ellerinde izler var. Evet başkomiserim. Büyük ihtimalle bağlamışlar kızı. İşkence etmiş olabilirler mi? Bariz bir izler rastlamadık başkomiserim. Alnında ve başının arkasında büyük darp izi var. Ne buldun? Çalıların arasında kan izleri var. Ayrıca lastik izleri de aşağı yukarı 10 metre ileride bitiyor. Aracı bırakıp kızı taşımış olmalı. Daha doğrusu sürüklemiş. Kan izlerine bakılırsa da kızı başka bir yerde öldürmüş olmalı. Yaralı da olabilir Selim. Belki de kızı ölüme terk etmiştir. Lastik izlerini aldınız mı?
Yağmurdan dolayı kısmen bozulmuş ama aldık başkomiserim. Bir ayakkabı izleri? Onlarda durum daha kötü komiserim. Bir şey söylemek çok zor. Ayrıca cesedi bulanlara ait ayakkabıları karşılaştırmak amacıyla aldık. Cesedi kim bulmuş? Şuradaki sabah sporuna gelen adamla buradaki balıkçı bulmuş komiserim. Tamam, sen balıkçıyla konuş. Başla. Merhaba. Cesedi siz mi buldunuz? Ben buldum. Alpay Demirtan, 43 yaşında. Cesedi bulan şahıs. Nasıl buldunuz? Ben balıktan dönüyordum. Yolda giderken cesedi fark ettim. O sırada o eşofmanlı arkadaş o da fark etti. Oktay Sarıcan, 33 yaşında. Cesedi bulan şahıs. Sabah koşuya çıkmıştım. Yerde yatan birini gördüm. Yanına gittim. O sırada balıkçıyla karşılaştık. Telefonumu istedi, verdim. Polisi aradım. Cesede dokundunuz mu? Komiserim, ben sadece yaşayıp yaşamadığını anlamak için şöyle bir dokundum. Koşmaya çıktığım için cep telefonumu yanıma almamıştım. Balıkçının telefonundan polisi aradık. Tamam, sağ ol.